Çok değerli muhtarlarımız. Cumhurbaşkanıyla daha sık görüşme. Dolandırıcıların hedefinde bu kez muhtarlar var. Üstelik milyonlarca liralık bir vurgun planı yaptılar. 18 Mart'ta Türkiye'de ne kadar muhtar varsa hepsinin cep telefonuna bir mesaj ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık muhtarlarla bir araya gelmesi dolandırıcıların da ilgisini çekti. Türkiye genindeki tüm muhtarlara bir mesaj gönderildi. 30 lira talep edildi. Muhtarları dolandırmak, tuzağa düşürmek için o mesajda kilit bir cümle vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma ve gelişimine katkı sunan siz değerli muhtarlarımız diye başlayan o mesajda asıl vurgu Cumhurbaşkanı'yla yapılan muhtarlar toplantısı içindi. Şikayetleriniz, önerileriniz, duygularınız Beştepe'ye ulaştırılacak. Bunun için de bir siteye üye olmalısınız dediler muhtarlara dolandırıcılar. 3 gün bir süre verilmiş ve bu süre içinde de bu parayı yatırmamızı istemişler. Erdoğan'la daha sıkı diyalog kurulabileceği mesajıyla muhtarları kandırmaya çalıştılar. Pek çok muhtar o mesaj gelince Muhtarlar Konfederasyonu'nu aradı. İşte dolandırıcılık yöntemi de orada ortaya çıktı. Hemen bir inceleme başlatıldı ve aslında o mesajı gönderen kişinin Diyarbakır'da olduğu ve hesap numarasında kendisine ait olduğu ortaya çıktı. Sahte bir isim de olabilir diye düşünüyorum ben. Kimlik bilgileri doğru olmayabilir. Savcılık soruşturması devam ediyor. Dolandırıcıların Türkiye genelindeki tüm muhtarların telefon numaralarını nasıl ele geçirdiği bilinmiyor ama Konfederasyon muhtarlara hemen uyarı mesajı gönderdi. Para yatıran olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor. Dolandırıcılar 3 gün içerisinde tam 1 milyon 590 bin lira vurgun yapmayı hedeflediler. Çünkü Türkiye'de 53 bin muhtar var. Eğer muhtarlar o mesaja itibar etseydi ve 30 lirayı dolandırıcıların hesabına yatırsaydı şu an dolandırıcının hesabında 1 milyon 590 bin lira para olacaktı. Muhtarların dahil edildiği o son örnek dolandırıcıların sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.